mesela Aksaray meydanına bıraksan simit alıp yemeğin bilmez. Ay biz bir saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan, gerekirse yenecek. Türkiye tarihte görülmemiş bir ekonomik krizin kıskacında. İktidar çıkış yolu bulamıyor, halksa çaresiz. Kamuoyunun gözü önündeki ünlü isimler yaptıkları açıklamalarla durdukları yeri belli ediyorlar. Kimisi halkın yanında, kimisi de sarayda saf tutuyor. Sen diyeceksin o zaman simit. Bir dakika ya, oturdum. Öbür Hülya Hanım'ı getirebilir miyiz? Bu su kaynattı. Abi işe yaramıyor. Türkiye'de sosyal medyada, özellikle Twitter'da en tanınan isimlerin başında Cem Yılmaz geliyor. Ancak toplumu sarsan meselelerde çok fazla risk almıyor ünlü komedyen. Öyle ki ekonomik kriz, hukuksuzluk falan pek gündeminde değil. Mesela bu, sanatçı ile toplum arasındaki bağı anlatmak için yeni yıla girince paylaştığı video. Cem Yılmaz aslında ülke sorunlarına uzak değil, ona yol gösterenler de var. Ama o tepki göstermenin işe yaramadığına inanıyor. Şimdi geliyorum sana, sana bir bakıyorum, diyorum ki adamın 15 milyon takipçisi var Twitter'da. Sen yani Cumhurbaşkanı'yla kafa kafaya olan tek adamsın memlekette. Evet, taraf falan ayırmadan çok acı çeken en kötü durumdaki adamları. Ya senin bir tweetin 15 milyon insana ulaşıyor. Akıl almaz bir şey ya. Abi işe yaramıyor. Yani demedim mi? Ya şekerim, emin ol bir süre sonra yarayacak ya. Emin ol. Hatta Netflix'te yayınlanan son gösterisinde inceden Tayyip Erdoğan'ın gemiciklerine dokunduruyor. Gelelim simitçi Hülya'ya. Avşar kızı en son rakı masasında verdiği pozla gündeme oturdu. Ekonomik krize karşı verdiği simit tavsiyesine vatandaşın ve sanat camiasının tepkisi hala devam ediyor. Halkın değil, sarayın yanında durduğunu herkese gösterdi. Ay biz bir saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan, gerekirse yenecek. Ama bu günleri de kolay atlatacağız. Avşar'a en sert tepkiyi Athena Gökhan verdi. Şu anda ülkeyle alakalı bir de çok kısmetsiz açıklamalar yapılıyor. Olacak iş değil, sanki milleti hiç görmüyorlarmış gibi simit diyor hala biri. Ne simiti ya, sen ye simiti. Gerçekten halkı üzücü açıklamalar bunlar. Hafife almak gibi bir şey oluyor bu. Yani simit diyeceğiz falan. Sen yiyor musun simiti? Hep beraber biz buluşalım her akşam, hep beraber simit yiyelim. Oyuncu Hakan Yılmaz'sa bir kelime etmeden Avşar'ı adeta yerin dibine soktu. Seçtiği şarkı manidardı. Sıkıldım. Magazin programlarının da alay konusu olduğu Hülya Avşar. Sabah simitleri yiyordun. Oh, en sevdiğim şey simit yemek vallahi. Hülya Avşar gibi mi? Hülya Avşar gibi. Yani Hülya Avşar kadar yalım atım katım olmasa da simit yemeyi seviyorum. Amerika'da ben. Simit var mıydı artık? Oyuncu Ezgi Mola ise Avşar'ın simit çıkışını kibar ve anlaşılır bir dille eleştirdi. Beni hiç ilgilendirmiyor yani. Ama ben herkesin daha iyi bir koşulda yaşaması gerektiğine inanıyorum. Bence siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Hepimiz bunu hak ediyoruz çünkü. O yüzden de çok daha iyilerini hak ettiğimizi düşünüyorum. Halkın sadece hamurla beslendiğini düşünen bir başka ünlü isimse Ahmet Özhan. O da yoksullaşan vatandaşa ekmekten kısın tavsiyesinde bulundu. İşte Özhan'ın o sözleri. Bugün içinde olduğumuz ekonomik döngüde gerekirse bir ekmek yerken bunu yarım ekmeğe düşüreceğiz. Bunun mükafatını alırız. Bakın Cumhurbaşkanımız Amerikan egomanyasıyla birlikte dolara da one minute dedi. Demedin mi, demedin mi? Sunucu Burcu Esmersoy da sarayın ekonomi politikalarına destek veren ünlülerden. Hatta öyle ki simidi 8'er 8'er götürüyor. Türkiye'deki ekonomik krizi kafasına takmayan bir isim. Yatırımlarını eve yapıyor. Posta gazetesine verdiği röportajda şöyle diyor Esmer Soy. Ben eski kafalıyım, şükür geleceğimi garanti altına alacak bir yatırımım var. Türk lirasındayım ve kafamı dolar konusunda yormuyorum. Fotoğraf yolluyorlar simit yani ister misin falan diye. Ama şey ya biraz abarttım tabii şöyle yani bir masada arkadaşlarımızla 8 tane yediğim iddia edildi. Ben saymadım tabii ki diyorum ya böyle şey. Ekonominin içinde bulunduğu durumu iyi bilenlerden biri de Orhan Gencebay. O kadar iyi biliyor ki bilmeyenlere ayar veriyor Orhan Baba. Siz nasıl görüyorsunuz ülkeyi Orhan Baba? Bu kadar abartılı konuşulması son derece rahatsız edici. Burada art niyet var. Büyük ölçüde veyahut da bilinçsizlik var. Bilmeyenlerin söylediği. Doların ilk defa bu kadar
çıktığını görüyor. Ki dolar 3 sene önce 5,5-6 civarındaydı. Şu anda 12 oldu. Yani %100 çıktı. Yabancıların yapmak istedikleri planlarına, projelerine göre çıkmıştır. Bahar Can'dan Gencebay kadar olmasa da Hülya Avşar kadar ekonomi biliyor. Onun için seni ekonomiden alıyoruz. Önümüzdeki hafta Allah'ın izniyle. Dış siyaseti. Tarım. Hayır. Bravo. Yani bravo, şöyle bravo. Arkadaşlar tarım. Aslında şimdi yani bu değişen bir şey. Onun için hiç moralimizi bozmaya gerek yok. Yükseldiği gibi düşer de. Ya gerçekten ben var ya. Türk TL'si paha biçilemez. Bizim için çok değerli. O bizim kendi paramız. Halkın içinde bulunduğu çaresizliği ise en iyi anlatan isim Şahan Gökbakar. Ünlü komedyen iktidarın zamlarına işte böyle isyan ediyor. Susuyoruz, çok yalnız kaldım işte duruyorum. Nasıl geçer hayat böyle? Susuyorum, çok yalnız kaldım işte duruyorum. Ölüme yakın uykulardayız. Zam, zam, zam. Çok kötü geldi zam zam zam. Her şeye geldi zam zam zam. Kol gibi geldi zam zam zam. Zam zam zam. Her şeye geldi zam zam zam. Çok kötü geldi zam zam zam. Çok çaresizim zam zam zam.